Merhaba arkadaşlar, yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde off-grid solar sistem, yani güneş enerji sistemi sıfırdan kurulum anlatacağım sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 adet monokristal güneş panelim var. Hemen burada yine 150 amper AGM aküm, 2 adet ve 1 adet 3 kW'lık PWM inverterımız bulunmakta. Birazdan bu sistemin A'dan Z'ye nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, demir konstrüksiyonlarımız şu anda iniyor. Muzaffer ustamız demir konstrüksiyonları yapacak. Muzaffer ustam bir merhaba de. Evet, şimdi güney cepheye biz konsollarımızı, montajını yapacağız. Daha sonra inverter ve güneş panellerini bu konstrüksiyonların üzerine ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 adet 340 watt monokristal güneş panelimizi hava kararmasına yakın montajını tamamladık. Şimdi panelleri, üçünü birbirine paralel bağlayacağız ve kabloyu invertere gireceğiz. Evet, şu anda dışarıda jeneratör çalışıyor arkadaşlar. Ses biraz bozuk gelebilir. Burada 3 kW 3000 watt'lık inverterımız var. PWM tipi inverter. Hemen altta sigortalarımız bulunuyor. Güneş panelinden gelen enerji sigortalara girecek. Sigortadan inverterımıza girecek. Aynı zamanda şimdi aşağıda akülerim var. Akülerimden yine sigortama, sigortamdan invertere girecek. Evet, burada 2 adet AGM tipi aküm mevcut. Bunlar 150 amperlik. 2 akümü inverterim 24 volt olduğu için seri bağlayacağım arkadaşlar. Bunun için bara kullanacağım. Bakır bara. Seri bağlamak demek iki akünün artı ve eksi kutuplarını birleştirmek demek. Sizin anlayacağınız dilde hemen şu şekilde akülerimi bağlıyorum. Burada şu anda 24 volt DC gerilimimiz oluştu. Yani 24 volt 150 amperlik bir güç var burada. Buradaki gücü önce sigortama, sigortamdan ise inverter'ıma gireceğim. Negatif kutbu direkt gireceğim. Pozitif kutbu ise burada 125 amper artı 40 amperlik alternatif akımlı bir sigortaya girip güvenlik amaçlı istediğimiz zaman akünün enerjisini kesebileceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi burada aküden invertere gelen kablo önemli arkadaşlar. 6 milim enyaf kablo kullandım. 3 adet enyaf kablomu invertere'ımın aküden invertere giden kısma bağlayacağız. DC akımda bağlantılar çok önemli. Alternatif akım gibi değil. Kablo kalınlığı son derece önemli. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet, şimdi 3 adet enyaf altılık kablomu birleştirdim. Bu kısmı ise akülerimin eksik kutbuna bağlayacağım. Bunun için pabuç kullandım. Burada da bağlantı önemli. Daralan makaronla şu şekilde izole edelim. Eksik kutbumu akümün eksik kutbuna bağlıyorum. DC'nin kısa devresi gerçekten karşılaşmak istemeyeceğiniz bir olay. Oh be, jeneratörümüz de şu anda durdu. Demek ki demircinin işi bitti arkadaşlar yukarıda. Evet. Şu şekilde bağlantımı yaptım. Evet, şimdi artı kutbumuzu gireceğiz.
Zaten inverterin üzerinde batarya pozitif yazıyor. Artı diye de belirtilmiş arkadaşlar. Buradan artımı yalnız sigortama gireceğim. Sigortadan geçeceğiz. Neden? Arıza durumunda sigortayı kapatabilelim diye. Evet, şimdi artı siyah kablom benim artı arkadaşlar. Artımı ise akülerimin artı yani pozitif kutbuna giriyorum. Evet, burada her güneş panelim bunlar arkadaşlar. Güneş panelleri için 125 amper artı 40 amper yani 165 amperlik AC/AC sigorta kullandım burada. Hemen yan tarafta yine 125 amper artı 40 amperlik AC yine sigorta kullandım. Akülerden artıları sigortalara girdim. Yine güneş panelinden artıyı sigortaya girdim. Eksiler ise direkt inverter'ıma giriyor. Burası benim şebekem. Bunu indirdiğimiz anda şebeke kapanacak. Panel artı ve eksim. Akü artı ve eksim. Bunlar şebeke çıkışlarım ve topraklama yapın. Topraklama kazığı çakıldı. Topraklandı sistem. Güneş panelinden gelen kablom şu şekilde geldim. Buradan sigortama girdim. Gerekli bağlantılarımı yaptım. Bu kısımda ise 2 adet 150 amperlik akü bankamız var. Akü bankası ne kadar güçlü olursa sistemin sağlıklı çalışması o denli yararlı olacaktır. İnverterimiz şu anda 5-6 adet LED ampul yanık vaziyette. Fanlar açmadı. Fan gürültüsü gördüğünüz gibi 0. Şu anda bunun gibi 5 tane LED ampulümüz çalışıyor. Yine burada farklı bir LED ampulümüz. Solar sistemlerin bir avantajı da yaşamış olduğumuz deprem felaketinde insanların telefonlarını şarj edemediğini gördük. Bu aslında herkesin bireysel olarak kendi enerjisini üretmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Evet, şu anda her şey tamam. Evet, inverter'daki ayarlarımız şu şekilde. Şu anda 230 volt civarında gerilim alıyoruz arkadaşlar. Batarya voltajım 25.3 volt. 50 Hz frekansımız. Şu anda yük görmüyor. LED ampuller yanıyor. Watt bilgisi de yok. Çünkü LED ampuller gerçekten enerji çekmiyor. İnverter'ın kendi tüketimi 1 amper. Yani boşta beklemede bile 1 amperlik bir güç çekiyor. Ayarlara şu şekilde giriyorsunuz. Bakın buradan ayarlar. Şu anda güneş panelinden 50 amper basacak demektir bu. Bunu nasıl değiştiriyorsunuz? Şu şekilde. 50 amperi biz 70 amper, 20 amper ve 30 amper olarak değiştirebilirim. Ben 30 amper ayarladım bunu. Çünkü fazla akülere anlık şarj akımı verdiğimizde akülerimiz ne olacak? Bozulacaktır. AGM, akü tipimiz AGM. Doğru. Bunlar önemli değil. 50 Hz. Şu anda 21 volt kısmı aslında şebeke olmadığı zaman 21 volta düştüğünde aküleri korumaya alacak. Bu bizim akülerimiz 21 volta düştüğü anda sistemi tamamen kapatacak, akülerimi korumaya alacak diyebilirim. Burada maksimum tepe voltajım. Akülerimi 29.2 volta kadar şarj edebilirim ben. 29.2 volt da akülerin şarjını kesecek artık. Güneş panelleri beklemede kalacak. Çok fazla detay var tabii ki. Buradaki bu konu tamamen spesifik. Yani sizin ayarlamanız gereken ayarlar, varsayılan ayarlarda bırakacağım ben. Daha sonra duruma göre bunu ayarlayabiliriz. Inverter
bu şekilde. Evet arkadaşlar, solar sistemimiz şu anda hazır. 1 kW'lık off-grid, yani şebekeden bağımsız güneş enerji sistemimiz umarım faydalı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.